birlikte oluşturacağız. Bugün için şunu size söyleyebilirim ki, eğer buhar tesisatı projesi çizmesini hiç bilmiyorsanız, bilmeyen arkadaşlarıma söylüyorum, bilen arkadaşlarım zaten müstesna, hiç tesisatlarla ilgili bilginiz yoksa, daha önce hiçbir projelendirme çalışması yapmadıysanız bile, bugün saat 4 civarında artık bir fabrikanın buhar tesisatı projesini çizebilecek olacaksınız. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Onlar için tekrar gönderdim. Bir soru linki var. 10 soru. Kimin doldurduğunu bilmeyeceğim. Bir kayıt almıyorum. İsim veya rumuz veya internet adresinizi veyahut mail adresinizi istemiyorum. Dolayısıyla bu soruları cevaplamanızı rica ediyorum. Bakın toplantı sohbeti kısmında bir link var. Ona tıkladığınız zaman şu ana kadar yanıtlar gelmiş, geliyor. Birazdan hepsini oturup konuşacağız. Şimdi neden böyle bir şey yaptık? Neden böyle bir soru sorarak girdik? İlk kez yapıyorum. İlk kez deniyorum işin doğrusu. Ahmet Can Bey, Altan Bey, Ezgi Çiçin Hanım, Egemen Bey, Egemen Onan Bey de şu anda katıldı. Bakın, sizler için söylüyorum. Az önce bir link gönderdim. O linke tıklayıp 8-10 tane sorumuz var. Bunları 8-10 tane sorumuz var. Link gönderdim. Görebilirsiniz toplantı sohbeti kısmında. Bu linke tıklarsanız 8-10 tane sorumuz var. Bunları cevaplarsanız bir oyun gibi oynayalım bunu. Dediğim gibi kimlerin katıldığını, kimlerin cevapladığını bilmiyorum. Rahat rahat cevaplayabilirsiniz. Yeni katılan arkadaşlarımız için de tekrar söyleyeyim. Toplantı sohbeti kısmında bir link var. Bu linkten soruları cevaplamanızı istiyorum. Yani çok zor sorular değil. Ancak bugünkü webinarımız için bize yol gösterecek bazı sonuçlar almamı sağlayacak. Birlikte de bunu değerlendireceğiz. Birkaç dakikanızı daha rica edeceğiz. Ondan sonra da başlayacağız. Şunu hep söylerim. Şunu hep söylüyoruz. Kayıt altına alıyoruz bu görüşmeleri. YouTube kanalımızdan, Ayvaz'ın YouTube kanalından, Eğitim Akademi kanalımızdan kayıtlarımıza ulaşabileceksiniz. Sanıyorum bu hafta sonu tüm düzenlemeleri yapıp bundan önceki webinarlarımızın da kayıtlarına oradan ulaşabileceksiniz. Peki, herhalde artık yavaş yavaş başlamakta bir zarar yok. Gelen yanıtlara bakıyorum. Halen yanıtlayanlar var, halen gelenler var. Sıkılanlarınız belki vardır. Sıkılmayın, sıkılmayın. Çünkü trafikten, şundan bundan katılanlar belki geçkenler olmuşlardır. Arkadaşlar, buhar tesisatlarını konuşacağız. Buhar tesisatlarında neler yapmamız gerektiğini, projelendirme aşamasında neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Doğru çap seçimini konuşacağız bugün. Birlikte bir proje çizeceğiz, bir tesisat projesi çizeceğiz. Daha sonra da bu projeyi uygulayacağız. Yani bugün özellikle hem projeci arkadaşlarımız için, hem mekanik tesisatçı arkadaşlarımız için, hem de fabrikada birebir buharın içerisinde olan, proseslerin içerisinde olan arkadaşlarımız için çok faydalı bir eğitim olacağını düşünüyorum. Öğrenci arkadaşlarımız var, üniversiteden arkadaşlarımız var. Onlar için de güzel, değişik bir sunum olacağını düşünüyorum. Birazcık pratiğe yönelik çalışmaları artık herhalde girmeniz lazım ufak ufak.
Seneye mezun olacak arkadaşlarımıza da mesleğe şimdiden hoş geldiniz diyorum. Şu anda final haftası, üniversitelerde vize final haftası. Gerçi birazcık süreç uzayacak bu final haftalarında. İnternet üzerinden olacak birçok üniversitede, hatta tamamında. Dolayısıyla normal okuldaki gibi bir hafta 10 günde bitmeyecek galiba. Ve artık diğer arkadaşlarımıza ayıp olmasın. Kimseyi artık daha fazla bekletmeyelim. Ve biz artık ufak 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 başlayalım. Peki, şimdi öncelikle şu sorularımızdan gidelim. Birinci sorumuz. Şimdi bakıyoruz, toplam bayağı yanıt gelmiş. Güzel, güzel. Şimdi soru bir. Su buharı normal şartlar altında NŞA'da, yani deniz seviyesinde 1,013 atmosfer bar basınçta kaç derecede buharlaşır? 90, 100, 101 ve 102. Evet, çoğunluk, çok büyük bir çoğunluk 100 derecede buharlaşır demiş. Doğru, tabii ki 100 derecede buharlaşır. Buharlaşma 100 derecede olacaktır. Burada yanıltmalı cevap 101 derece. Hani 100 dereceyi geçtikten sonra diye düşünen belki arkadaşlarımız olmuş olabilir. Hayır. Buharlaşma sıcaklığı 100 derecedir. Su 100 derecede kaynar ve buharlaşır. Peki. İkinci soru. İkinci soru çok ciddi bir yanıltmaca, aldatmacanın olduğu zor bir soru. Hangisi suyu daha yüksek sıcaklıklarda kaynatmanın avantajlarından değildir? Şimdi ben 120 derecede suyu buharlaştırmak yerine 140 derecede buharlaştırırsam ne elde ederim? Isısını mı artırırım? Evet, ısı artar, entalpi artar. İkinci cevabımız basıncını artırmak. Tabii ki 120 derece yerine 140 derecede buharlaştıracak bir mekanizma, bir kazanıma sahipsem 140 derecedeki buharımın basıncı Sıfır 120 geldi. dereceye Okulda göre iki kahve çıkıyor daha yüksek olacaktır. Katılan arkadaşlarımız, kimi yeni gelen arkadaşlarımız var. Mikrofonu açık olanlar var. Kapatabilirlerse çok sevineceğim. Sesimi kapatmayın. C şıkkı buharın hızını artırmak. Buharı daha yüksek sıcaklıklarda elde edersek, yani 120 derece yerine 140 derecede buhar elde edersek buharın hızı artmaz. Dolayısıyla doğru cevap, bu sorunun doğru cevabı budur. Suyu daha yüksek sıcaklıklarda kaynatırsak bu bir avantaj oluşturmaz bizim için. Dolayısıyla bu değildir. Yakıt tasarrufunda bulunmak, evet. Bu noktada bir aldatmaca var dediğimiz gibi. Bu soruyu, bu cevabı verenleri de kabul ederim, etmem değil. Ancak birazdan bunu konuşacağız. Yakıt tasarrufunda bulunmak ve hızını artırmak arasındaki farkı göreceğiz. Yani sonuç olarak burada D şıkkını işaretleyenler de doğru cevabı vermişlerdir. Üçüncü soru, 125 derecede elde edilen buhar kaç derecede yoğuşur diye sormuşuz. 125 derecede elde edilen buhar. Şimdi benim buharım var. 125 derecede bir prosese verdim. Proseste bir eşanjöre verdim ve eşanjör çalışmaya başladı ve buhar yoğuştu. Yoğuştu andaki sıcaklık kaç derecedir? Tabii ki doğru cevap 125 derecedir. Nasıl ki su 125 derecede eğer buharlaşıyorsa basınç altında, aynı şekilde 125 derecede de yoğuşacaktır. Burada da yüksek bir oranda doğru cevap gelmiş, ama gene burada bir şaşırtmaca 124,9. Evet, biraz soğusun ki ondan sonra yoğuşsun diye koyduğumuz bu şıkkada gelen cevaplar var. Ancak doğru cevap A şıkkı burada. Dördüncü sorumuza bakalım. Sistem rejim halindeyken bir kondens topla tahliye edilen kondens için hangi ikisi söylenemez? Burada iki cevap da doğru. Sistem rejim halindeyken bir kondens topla tahliye edilen kondens için buhar sıcaklığındadır. Doğru tabii ki. Buhar basıncındadır. İşte yukarıdaki iki sorunun da aslında eş cevapları bunlar. Buhar hacmindedir değil, kondense dönmüştür. Dolayısıyla çok daha düşük bir küçük bir hacimdedir. Ve buharla karışık kondens halindedir. Hayır, kondens top eğer normal çalışıyorsa buhar kaçırmaz. Dolayısıyla kondensin tahliyesi burada, özür dilerim, kondens toptan kondens tahliyesi sağlanmıştır. Ha, siz çıkışında buhar görüyor olabilirsiniz çıkışın dışarıya attığınızda. Bu da flaş buhardır. Dolayısıyla
Kondens top sadece kondensi tahliye etmelidir. Doğru cevaplar burada B ve C seçenekleri. Zaten çok büyük genel olarak buralara doğru cevaplar gelmiş. Beşinci soru, projelendirme yaparken evet, bugün yapacağımız şey buharın bu boru içerisindeki hızı ortalama olarak ne alınmalıdır? Çok güzel, daha başlamadan çok doğru cevaplar almışız burada. 25 metre bölü saniye ortalama hız alınmalı. Baharatlarına ne kadar eğim verilmelidir diye sormuştuk. Baharatlarına verilecek eğim içinde eğim verilmez. Biraz. Bakın bu birazı ben bilerek koydum. Hakikaten ya biraz verelim. Doğru biraz verelim ama işte ne kadar? 1 bölü 70 oranında doğru cevabımız. Bunun için şunu da söyleyebilirim. Eğer enerji yöneticiliği sınavına girecek olursanız, enerji yöneticiliği sınavında bizim de oradaki soru bankasına atmış olduğumuz bir soru vardı. Benim de oraya gönderdiğim soru vardı. Soru da buydu, baharatlarındaki eğim. Ancak bunun için birazdan konuşacağız zaten. Birazcık doğru ifadeleri daha sorunun içerisine katmak lazım. O da ortalama hızlarda, ortalama çaplarda diye ve ortalama basınçlarda diye. Bunu da yine bugünkü seminer konumuzda işleyeceğiz. Kondens çepleri hakkında hangisi yanlıştır? Yedinci soru. Buhar hattı dışarıdan gidiyorsa 30 metrede bir konulmalıdır. Evet öyle çünkü yoğuşma fazladır. Buhar hattı içeriden gidiyorsa 50 metrede bir konulmalı. Evet yoğuşma az olacaktır. İçeri daha sıcak olduğu için iç ortamlar. Dolayısıyla bu da doğru cevaptır. Yükselen hatlardan önce konulmalıdır. Yükselen hatlardan önce konulmalıdır. Bu doğru cevap bu da. Yanlış cevapsa dirseklerden sonra konulmalıdır. Elbette ki sebeplerini konuşacağız. Burada da yine Kayra-İsiret doğru cevabı vermiş. Sekizinci soru, buhar tesisatlarında hava atıcının etkisi için hangisi doğru? Eşe dosta hava atmaya yarar. Hava atıcım var. İşin doğrusu bize hava atıyorlar ya. Yani şu manada söylüyorum. Eğer tesisatınızda hava atıcı varsa biz diyoruz ki bu kullanıcı bilinçli bir kullanıcı, bu projeci bilinçli bir projeci, bu projeyi çizen, projelendiren arkadaşımız da bilinçli bir mühendis. Dolayısıyla hakikaten eşe dosta hava atabilirsiniz eğer hava atıcı varsa tesisatınızda, ama tabii ki doğru cevap havayı tahliye ederek verim artırır. Yanlış cevaplarsa kondens topun atamadığı havayı atar. Hayır. Hava atıcılar ayağına kadar gelmiş olan havayı atarlar. Kondens toplar da kendisine kadar gelmiş. Aşağıda kondensin içerisinden ayrışmış olan kondensi atarlar. Böyle bir ayrışma yapmazlar. Dur ben atayım geri kalan da sen at diye bir ayrışma yapmazlar. Sistemi vakum etkisinden korur. Cevabına da birazcık eğilim olmuş ama hayır. Sistemi vakum etkisinden şu manada evet doğru. Havayı attık, havaya atınca yok hayır. Bakım etkisinden korun. Hani nasıl bir mantık yürütülmüş bu cevap verilirken diye düşündüm ama hayır. Bakım etkisinden koruyan armatürümüz bildiğiniz gibi vakum kırıcıdır. Dokuzuncu sorumuzsa aşağıdakilerden hangisi buhar ve kondens hatlarında kullanılmalı? A. Çelik çekme boru, B. Dikişli boru, C. PPRC, D. PVC. Bunlara hiç cevap gelmemiş PPRC ve PVC'ye. E şıkkında galvaniz boru var. Buna bir cevap var. Dikişli boruya da gene küçük cevaplar var. D şıkkı ise vallahi hepsini gördüm ama cevap yine de A olmalı. Evet bu da doğru. Bunu da işaretlenir. Doğru kabul ettiğimiz için ama hakikaten PPRC ve PVC koyanları da gördük görmedik değil. Bunları zaten konuşacağız. Ve son soru, buhar için hangisi söylenebilir? Uygarlık tarihine yön vermiştir. Buhar makinalarıyla beraber bütün tarih değişmiştir. Dolayısıyla insanlığın tarihi uygarlık tarihine yön vermiştir. Olmasaydı hakikaten ne yapardık? Buna bir kişi cevap vermiş. İtiraf etmek gerekirse ben bu soruyu, bu formu açsaydım, bu soruyu görseydim ben de bunu derdim. Olmasaydı ne yapardık? Asla ölmeyecek bir branş. Çocuklarımıza ve gençlerimize önerelim. Buna da her zaman söylüyorum. Özellikle üniversitelerde seminerler verdiğim zaman son sınıftaki arkadaşlarımıza, ikinci, üçüncü sınıfta proje veya seçmeli ders olarak yönelecek arkadaşlarımıza hep söylüyorum. Asla ölmeyecek bir branştır buhar. Dolayısıyla çocuklarımıza ve gençlerimize buharla ilgili, üniversitedeki gençlerimize buharla ilgili, üniversite çağındaki çocuklarımıza, gençlerimize buharla ilgili branşları seçebilecek bir şekilde bizden tavsiye isterlerse, tabii ki şimdiki gençlik öyle pek de değil ya, bizden tavsiye isterlerse gençlerimize ve çocuklarımıza önerelim de. Evet,
Netice itibariyle çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, cevapladınız bunu. Beni de çok memnun ettiniz, çok mutlu ettiniz. Eksik olmayın. Şimdi artık başlayabiliriz. Seminerimize iki bölümden oluşacak. Bunlardan birincisi ilk bölüm. Burada bu işin birazcık teorisini konuşacağız. Ardından da gerçek manada bir çamaşırhanenin, bir otel çamaşırhanesinin projesini birlikte çizeceğiz. Peki, kayıt alınıyor. Sağ olsun arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar ve artık biz de rahatça seminerimizin bu kısmına geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar patates hikayemizi hep anlatıyoruz. O yüzden bunu artık geçelim. Şunu sadece bilin. Su 100 derecede kaynar. Ağzını kapattığım zaman daha yüksek sıcaklıklarda kaynayacaktır. Örneğin burada 125 derecede kaynayacaktır. Ama tam bu noktada su da 125, buhar da 125 derecedir. Ancak şunu da hep biliriz ki patatesin buharla temas eden kısmı daha iyi haşlanır. Çünkü buharın ısısı daha yüksektir. Madem böyle, biz de buharın ısısı daha yüksekse, suyun kondensin ısısı daha düşükse, ben bunu madem başka bir tencereye, başka bir yere, yani eşanjöre alayım ve buharı buradan oraya göndereyim. Buharı buradan oraya göndereyim, önce patatesin her yeri buharla temas etsin. Bu noktada işte sorduğumuz soru da hep şu oluyordu. Su 125 derece ise, buradaki buhar da 125 derecede, bunu biliyorum. Buradaki buhar kaç derecedir? Cevap yine 125. Buradaki basınç kayıtlarını vesaire ihmal edin tabii ki. Süper, artık buharım benim tamamen, özür dilerim, patatesim tamamen buharla temas ediyor. Ama bir süre sonra ne olacak? Termodinamik ikinci yasası uyarınca patatesler ısınırken buhar da soğuyacak, yoğuşacak ve kondens haline gelecek. İşte bu noktada ben buharın sıcaklığını ölçersem 125 dereceydi. Kondens kaç derecedir? İşte hani zurnanın zırt dediği yer diyelim. Burası kondens de 125 derecedir. Çünkü sadece yoğuşup ısısını kaybetmiştir ve böylece yoğuşup kondens haline gelmiştir. Yani buradaki kondens neyse buradaki kondens de odur. Neden? Sistem kapalı. Sistem kapalı, basınç altında ısı vermeye devam ediyorum. Buhar da 125, kondens de 125. Hatırlayın 124,9 değil. Ama ne olacak? Ben dedim ya, patateslerin tamamı buharla temas etmeli. Daha hızlı bir ısınma istiyorsam, daha yani yakıt tasarrufunda bulunmak istiyorsam, yakıt tasarrufunda bulunmak istiyorsam. Ancak bu noktada ben kondensi tamamını tahliye etmem lazım ki patatesin her yerine buhar gelsin. Buradan bir delik açarsam kondensi tamamını tahliye ederim ama bu durumda da buradan kondens, özür dilerim, buhar kaçar kondensle beraber. Elbette bu da istediğim bir şey değil. O zaman ne yapacağım? O zaman buraya bir cihaz bağlayacağım. Nedir bu cihaz? Şimdi bana bakacak olursanız, işte bu cihaz bu. Kondens, şamandıralı kondens. Kondens geldiği zaman içinde bir şamandıra var. Şamandıra kalkıyor. Kondens tahliye oluyor. Kim itiyor bu kondensi? Arkadan gelen buhar itiyor. Geldi bu bütün kondens tahliye oldu. Şamandıra havada duracak değil ya. Şamandıra düştü ve kapattı. Ne oldu? Kondensin tamamını atınca yine patatesimin her yeri yine buharla temas etmiş oldu. Süper. İstediğim de bu. Amacım en az yakıt sarfiyatı yaparak, en az yakıtla en hızlı sürede patateslerimi haşlamaktı. İşte yaptım. Patatesim her yeri buharla temas ediyor. İşini bitiren buhar kondense döndüğü için onu da tahliye ediyorum. İşte olması gereken istediğim şey bu. Tam bu noktada şu soruyu hep sorarız. Buhar kaç derece burada? 125. Burada 125. Burada 125. Peki buradaki kondens kaç derecedir diye sorduğumuzda, bugünkü sorularımızın arasında da vardı. Bir kondensatörden tahliye edilen rejim halindeki kondensin sıcaklığı nedir 125 derecede? Cevap yine 125'tir. Niye? Bakın, bu suyu tahliye ediyorum çünkü. Şuradaki suyu tahliye ettim. Bu su 125 dereceydi. Dolayısıyla ben o suyu tahliye ettim. Yani bana bakacak olursanız, ben eğer elimde bir termometre var, lazer termometre varsa, eşanjörün giriş sıcaklığını ölçtüm. Orada ben 125 derece görüyorsam, kondenstopun gövdesinde de aynı sıcaklığı görmeliyim. Çünkü kondenstopun gövdesine kadar buhar gelmesi lazım. Öyle değil mi? Kondenstop ne işe yarar? Kondens geldi mi? Atar.
buhar geldi mi tutar. Ancak birçok işletmede, birçok proseste ne yazık ki bu durumun olmadığını görüyoruz. Peki bu faslı hızlıca geçtikten sonra bugünkü ana konumuza geldik. Bugünkü ana konumuza geldik. Buhar tesisatı için bilmemiz gereken belli başlı buhar tesisatı projelendirmek için bilmemiz gereken belli başlı şeyler var. Şimdi bir örnek. Burada slide üzerinde yapacağız bu örneği. Daha sonra da yaklaşık bir 10-15 dakika sonra da tahta üzerinde bir çözümleme yapacağız. Şimdi şu örneği hiç bilmeyen arkadaşlarım için konuşuyoruz. Bilen arkadaşlarımız da bildiklerinin üzerinden geçsinler veya tekrar dinlemek istiyorlarsa diye sağ olsunlar buralara kadar gelmişler zaten. Şimdi diyelim ki bir eşanjörümüz var. Ne eşanjörümüz olsun? Ne eşanjörümüz olsun? Süt eşanjörümüz. Süt pastörizasyon eşanjörü olsun bu eşanjör. Ve ben eşanjör firmasını aradım. Dedim ki ben saatte 15 ton sütü alacağım 20 dereceden. Pastörizasyon sıcaklığım olan 130-135 dereceye kadar çıkartacağım. Sordu bana hangisi? 130 mu 135 mi? Dedim ki haklısın 135. 20 dereceden alacağım 135 dereceye çıkartacağım 15 ton sütü. Ha tamam dedi. Biz onun zaten C'sini özgülen ağırlığını biliyoruz. Buradan hareketle kaç bar buhar kullanacağımı da söyledim. Dedim ki 6 bar da buhar kullanacağım. Özgül ısısın, özgül ağırlık olur mu? Özgül ısı kafa gitti oraya. Özgül ısısını da biliyoruz dediler. 6 bar buhar kullanacağım dedim. Ve eşanjör firması bana bir çalışma yaptı ve bir teklif gönderdi. Bu teklifin sonunda da ben baktım ki bana makul de geldi zaten. Ve baktım gördüm ki evet tamam. Fiyat uygun. Firmanın referansları benim için uygun. Zaten kullanıyordum da o firmadan eşanjörleri. Ne kadar buhar istiyormuş diye de baktım. Ha 1000 kilogram buhar istiyormuş benden. Tamam. 6 bar buhar vereceğim ben o eşanjöre. 200 metre öteye koyacağım. Diğer eşanjörlerin yanına koyacağım. 6 barda 1000 kilogram buhar oraya taşımam gerekiyor. 1 saatte 20 dereceden 135 dereceye 15 ton sütü pastörize edebilmek için ihtiyaç olan buhar 6 bar 1000 kilogram saat. Aslında ihtiyaç olan şey ne? 6 bar 1000 kilogram saatlik buharın ısı entalpisi, ısısı. Buna göre bir hesap yapıldı ve 1000 kilogram dendi. Peki, şimdi bunu projelendireceğiz. Benim burada bir kolektörüm var. Bu kolektörden ben eşanjörüme, süt pastörizasyon eşanjörüme 200 metre ötede buhar hattı çekeceğim. Kaçlık çekeceğim? Boru çapım kaçlık olacak? Bunun için arkadaşlar yaygın olarak kullanılan tablo hıza göre çap seçim tablosudur. Bizim bütün yayınlarımızda web site ilgili tabii ki sonuç olarak orada biz doğal gaz vanalı flex hortumlarımızın arkasında bunu kullanmıyoruz belki ama yani ilgili broşürlerimizin hemen hepsinde bu tabloya ulaşabilirsiniz. Web sitemizde var. Başka kaynaklardan da yine erişebilirsiniz. Bakın burada 0, 4, 0, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hatta böyle 8, 10, 14, 20, 40'a kadar gidenler var. Bunlar ne? Bunlar buhar basınçları. Bar cinsinden. Gösterge basıncı bunlar. Atmosfer basıncı değil. Okey? Bu bazen karışıklığa sebebiyet verebiliyor. Bu gösterge basıncım benim. Yani manometrede gördüğüm basınç. Burada da arkadaşlar bakın 15, 20, 25, 32, 40, 50 bunlar ne? Bunlar da buhar boru çapları. Yarım parmak, üç çeyrek, bir parmak, bir bir çeyrek, iki böyle gidiyor. Bir çeyrek, bir buçuk, iki diye gidiyor. Burada da bakın kursörü görüyorsunuz. 15, 25, 40, 15, 25, 40'lar var. Bunlar da buharın boru içerisindeki hızını gösteriyor. 15, 25 veya 40 metre bölü saniye cinsinden. Peki hangisini almalıyım? Hangisini almalıyız? Bugünkü sorularımız arasında vardı. Çoğunluk Kahire zaten doğru cevap vermişti. Buharın hızını 25 metre saniye almalıyız. Ancak literatürde genelde şöyle söylüyor. Diyor ki küçük çaplı borularda 15 metre, büyük çaplı borularda 40 metre saniyeye çıkmalısınız. Şimdi küçük çaplı boru kaç? Büyük çaplı boru kaç? Buna baktığımız zaman firmadan firmaya hatta kaynaktan kaynağa diyelim. Dur öyle söyleyeyim doğrusu bu. Kaynaktan kaynağa farklı cevaplar
görüyoruz. Küçük çaplar için kimisi 15-20'yi, kimisi 15-20-25'i gösteriyor. Büyük çaplı borular kimisi yüzlükten başlatırken, kimisi işte 200'lükten başlatıyor. Dolayısıyla bu noktada bizim söyleyeceğimiz zaten bu. Diyoruz ki siz arkadaşlar doğru boru çapı hızını seçmek için 25 metre saniye alsanız pişman olmazsınız. Peki. Şimdi o zaman seçimimizi yapabiliriz. Neyi seçiyoruz? 6 barda 1000 kilogram saat buharı hangi boru taşır? Geldim 6 bara. Geldim 25 metre saniyeye. Bundan sonra da artık 1000 kilogram arıyorum. 43, 97, 253, 370, 658, 1065. Vallahi tamam. 1000 kilogram zaten. Çıktım yukarıya. Hop işte bulduk. Boru çapım benim DN 65 olacak. Herhalde herkes gördü. 6 barda 25 metre saniyede 1000 kilogram saat. Eşanjör 1000 kilogram saat istiyordu ya. 1000 kilogram saati aradım, buldum. Yukarıya çıktım. DN 65. Süper. Hız 24 metre saniye bizim için çok güzel. Ben artık boru siparişi verebilirim. 9. soruydu galiba. Neydi sorumuz 9. soruda? Nasıl boru kullanmalıyız? Boru siparişi vereceğiz. Ne tip boru siparişi vereceğiz? Elbette ki çelik çekme dikişsiz boru kullanacağız. Piyasada doğalgaz borusu olarak bilinen boruyu da kullanabilirsiniz ama onun eti biraz daha kalın olduğu için belki pahalı olabilir ama garanti olsun diyorsanız satalım. Şimdi galvaniz boru diye de bir şey koymuştuk oraya. Galvaniz boru kesinlikle kullanılmaz. Buhar tesisatlarında galvaniz boru kesinlikle kullanılmaz. Çünkü kondens çok agresiftir, içerisinde kimyasallar da vardır. Dolayısıyla galvanizde bir kaplama olduğu için büyük sıkıntı yaratacaktır. Bazen fabrikalarda görüyoruz, elde galvaniz boru var diye ek yapılıyor. Veya ek parçalar, yani fittingsler galvaniz olarak kullanılıyor. Ya elde var diye, ya işte günü kurtarmak için veyahut bilinmiyor. Yanlış kişilere teslim ediliyor proje, özür dilerim, taahhüt işleri. Dolayısıyla bu noktada hele bir de birbirinden farklı iki materyal kullanıldığı için, yani siyah boruyla galvaniz boru kullanıldığı için bildiğiniz elektroliz oluyor. Ve birçok yerde de bunu görürsünüz, şahit de olmuşsunuzdur eminim, kullanıcılar açısından söylüyorum. Dirseklerdeki patlamaları, tahribatları hepiniz görüyorsunuz. Dolayısıyla galvaniz kullanılmaz. Ha, paslanmaz kullanılır mı? Kullanılıyorlar, tercih ediyorlar. Bu seferkini paslanmaz yapacağız diyorlar. Özellikle paslanmaz kullanılan gıda ve ilaççıları müstesna, onları bir kenara koyuyorum. Gıda ve ilaç prosesinde paslanmaz kullanılmalıdır. Ama onun dışındaki sektörlerde veya üretilen ürün benim mideme gitmiyorsa, kanıma girmiyorsa, yani ilaç veya gıda değilse bu tesisatların paslanmaz olmasına gerek yoktur. Ancak biz genelde de bazen de rastlıyoruz. Genelde ile bazen aynı cümlede kullandık, yanlış. Bazen rastlıyoruz, paslanmaz tesisat yapmışlar. Bazen bize bu tip sorular geliyor. Deniyor ki paslanmaz kullansak nasıl olur? Diyoruz ki hayır, gerek yok. Dikkat edin, burada önemli olan kelime gerek yoktu. Paslanmaz genelde artık dili tesisatların çürümesinden, korozyonundan ve özellikle delinmesinden dili yananların ikinci kere iş yaparken tercih ettiği bir boru. Hayır, cevap gerek yok. Eğer doğru bir projelendirme yaparsak, doğru armatürler kullanırsak ve bunları doğru bir şekilde montajını yaparsak tesisatınızda korozyon, çürüme ve en önemlisi delinme olmayacaktır. Dolayısıyla siparişimizi 200 metre, 16-17 boy galiba yapıyor. Siyah çelik çekme, dikişsiz çelik çekme boru olarak siparişimizi verebiliriz. Peki. Siparişi verdik ve bize depodan aradılar, dediler ki, satın almadan arayıp dediler ki, ya 50'lik boru var, biz 50'lik boru kullansak olmaz mı? Dedik ki madem elde var, evet değerlendirebiliriz ama önce yapmamız gereken 50'lik boru 1000 kilogramı 6 barda taşıyor mu? Bakalım, 6 barı buldum, kursöre bakın,
50'lik boruyu da buldum. İndim 1000 kilogramı arıyorum. Aradım ve buldum. 1000 kilogram valla taşıyor. Hız 40'a çok yakın ama taşıyor. Süper. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Eğer ben 50'lik, özür dilerim, 65'lik boru yerine 50'lik boru kullanırsam, yani olması gerekenden daha küçük çaplı bir boru kullanırsam hız artıyor. Bunu gördüm. Hız artarsa bana bir zararı var mı? Bekledim. Evet, içinizden cevaplarınızı verdiniz. Hız artarsa bana bir zararı var. Nedir bu zarar? Bir arkadaşımızın mikrofonu açık galiba. Bakarsa lütfen. Ne zararı var bana hızın artmasının? Arkadaşlar, hız artarsa ellerime dikkat. Sürtünme artar. Sürtünme artarsa basınç kayıpları artar. Basınç kayıpları artarsa ben buradan 6 bar buharı veririm. 200 metre öteye 4,5 bar buhar gelir. Bu sebeple biz olması gerekenden daha küçük çaplı bir boru, eğer hız 25 metre saniyeden çok uzaklaşıyorsa, 40'lara yaklaşıyorsa kullanmamamız gerekir. Ama elimizde vardı. Tamam, elimizde vardı. Bir kere kâr edeceğiz belki o boruyu kullanıp yeni boru almayıp, ama her işletme sırasında MC delta T bölü HFG, oradaki HFG 6 barın buharlaşma entalpisi, ama biz bu eşanjöre 4,5 barlık buhar verirsek 1 saat yerine 1 saat 15 dakikada 15 ton sütü pastörize ederim. Düşünsenize, her şarjda zarar ediyor işletmem. Patronum her şarjda zarar ediyor. Patronsam her şarjda zarar ediyorum demektir bu. Dolayısıyla bir kere kâr edeceğim diye bu yanlışı yapmamamız lazım. Neyse o. Dedik. Tekrar telefon çaldı. Yeniden bizi aradılar depodan veya satın almadan. Ya Tarık Bey, 80'lik boru var elimizde. Tamam, 50'liği anladık. Sıkışıyor. Küçük ya. Genç genç gitsin. Rahat rahat gitsin. 80'lik boruyla gitsin. 80'lik boruyla gitsin. Hem elimizde var. Para da harcamayacağız. Biz ne diyeceğiz yine? Ya bir bakalım. 80'lik boru 6 barda 1000 kilogramı taşır mı? Bakıyorum, 80'lik boru 6 barda 1000 kilogramı, 925 burada, 1520 burada, görüyor herhalde herkes. 1000 kilogram saatte 15'e çok yakın bir değer. Yani 18 metre saniye. Şimdi ben 200 metre öteye 1000 kilogram saat buharı 6 barda 80'lik boruyla taşırsam hızım 18 metre bölü saniyeye düşüyor. 20, 24'ten yaklaşık bir %25-30'luk bir hız düşüşü var, yavaşlama var. Ne olur? Şimdi olması gerekenden daha küçük çaplı bir boru seçtiğim zaman hız arttı. Hız artarsa ne oldu? Basınç düştü. Şimdi olması gerekenden daha büyük çaplı bir boru seçersem ne olur? Hayır. Basınç artmaz. Basıncın artmasının tek şartı sıkıştırmak. Ne olur? Kesit genişledi. Boru kesiti büyüdü. Buradan buraya geldi. Bu ne demektir? Yüzey alanı büyüdü. Bu ne demektir? Yoğuş. İnsan üşüdüğü zaman böyle yapar değil mi? Ne güzel üşüyorum diye gerinmez. Açılmaz böyle, saçılmaz. Niye? Yüzey alanımızı küçültüp ısı kaybımızı azaltmaya çalışırız. İşte burada da o olur. Eğer ben 65'lik yerine 80'lik buhar borusu kullanırsam yüzey alanım genişleyeceği için yoğuşmam artar. Yoğuşma artarsa ne olur? Ben buradan 1000 kilogram saat buharı veririm. Buraya 900 kilogram buhar gider. Gene aynı yere geldik. Gene benim bir ton yerine, özür dilerim, bir saat yerine belki 1,5 saatte, çünkü 900 kilogram eksik buhar göndereceğim. Dolayısıyla daha uzun sürede, günün sonunda da daha az miktarda sütü pastörize etmiş olacağım. Ne için? Ne uğruna? Elimdeki mevcut boruyu kullanabilmek uğruna. Yani bir kere kazandım ama her şarjda, her işletme anında kaybettim. Bu sebeple arkadaşlar, başlangıçta dedim ya, projeciler için önemli bu ders. Bu konu projeciler için önemli, doğru çapı seçmek önemli. Taahhütçüler için de önemli. Böylece görüyoruz, hiç bilmeyen arkadaşlarımız burada bir seçim, bir proje oluşturmaya başladık. Ama kullanıcılar açısından çok daha önemli. Çünkü projeci ve montajcı gitti, ben kaldım artık. Eşarjörle baş başayım. Ve ondan sonra benim eşarjörümde vuruntular oluyor, serpantinlerimde delinmeler oluyor, contalarımda patlamalar oluyor, kondens toplarım kaçırıyor. Ondan sonra başlıyorum ben armatürcüyü aramaya.
Tarık Bey sizden kondens top aldık. Kondens toplarda bir gelin bakın. Bir gidiyoruz. Şamandıra darmadağınmış, yarılmış, patlamış, çatlamış. Koç darbesi. Veya da eşanjörcü arıyor firma. Isıtmıyor işte. Bak aynı eşanjörün öbür marka eşanjör var. O ısıtıyor, bu niye ısıtmıyor? Niye ısıtmıyor? Doğru projelendirilmediği için. Demek ki doğru çaplandırma bu şekilde yapılıyor. Arkadaşlar sorularınız varsa lütfen yine sohbet kısmına yazınız. Cevaplayacağız orada. Peki. Bu faslı bitirdik. Şimdi bazen de şununla karşılaşırız. Ya öyle bir yere geliyor ki hız 20 metre saniye. 80'liği mi alsam, 100'lüğü mü alsam? Böyle tam ortada kalıyor. 100'lüğü alsam hız 29'a çıkıyor. 80'liği alsam hız 20'ye düşüyor. Arada kaldım. Bu durumda işte bu tabloyu kullanıyoruz arkadaşlar. Veyahut büyük çaplar söz konusuysa, 300'lük, 400'lük buhar hatları söz konusuysa, yahut kızgın buhar tesisatınızda kızgın buhar gidecekse veya uzun mesafelere taşıyacaksanız buharınızı. Nasıl uzun mesafeler? Örneğin bir yerden buhar alıyorsunuz veya bir yere buhar göndermeniz gerekiyor 1 kilometre boyunca. İşte bu durumda bu tabloyu kullanarak seçim yapmanız lazım. Bu tablo basınç kayıplarına göre seçim yapıyor çünkü. Basit bir örnekle göstermeye çalışayım size. Normalde bakın 10 bar doymuş buhar sıcaklığı, 10 barın doymuş buhar sıcaklığı 184 derece ama biz yani şuralarda 184 derece 10 bar bakın burada işte. Ama biz kızgın buhar 300 derece 10 bardaki kızgın buharımı ben götüreceğim. Nereye götüreceğim? 500 kilogramlık bir buharım varmış. Geldim 500'ü buldum. Ondan sonra da basınç kaybımı 0,3 bar kabul ediyorum. Arkadaşlar bunu unutmayın. Çelik çekme borularda basınç kaybı de her 100 metrede 0,3 bar alınır. 0,3 barın üzerinde basınç kaybı olan borular kullanılmaz. Bu pürüzlü olduğu anlamına da aynı zamanda gelir. Ha, başka bir şey daha söyleyeyim. Sizin yolunuz boyunca 12 tane dirseğiniz var. Her bir dirsekteki basınç kaybı 0,1 bar olduğuna göre 1,2 bar basınç kaybınız var demektir. Artık. Diyelim ki 10 metrede yükselmeniz var. Gittiniz 10 metre yükseliyorsunuz. Bu da 1 bar basınç kaybı demektir. Bunu da eklemeniz lazım. İşte bu durumda sizin aslında en başta ne oldu? 12 tane dirsekten dolayı 1,2 bar, 10 metre yükselmeden dolayı 1 bar, toplam 2,2 bar basınç kaybınız var. Eşanjörünüze ya 7,2 tabii 2,2 8,2 bar buhar göndermeniz lazım ya da eşanjörcünüze 6 bar buharınız varsa ve siz oraya da 8,2 bar buhar veremiyorsanız o zaman eşanjörcünüze de diyeceksiniz ki benim 6 bar buharım var ama 200 metre öteye götürüyorum. 200 metre öteye giderken 12 tane dirseğim ve 1 metre yükselmemden dolayı 2,2 barlık bir basınç kaybım var. Yani ben oraya en fazla 4,8 bar özür dilerim 3,8 bar basınç verebiliyorum. Ha, eşanjörcü de buna göre seçimini yapıp daha fazla plaka koyar. Tabii fiyatınız da buna göre artar. Sonuç olarak bütün bunların hepsini başlangıçta projelendirmeniz lazım. Yani diyeceğimiz o ki proje yaparken her şeyden önce bildiğiniz gibi makine yerleşim planını yapmamız lazım ama bunu 3 boyutlu olarak yapmamız lazım. Yani yükselmeleri de görmemiz lazım. Dolayısıyla yükselmeden dolayı ne kadarlık bir basınç kaybım olacağını da başlangıçta projecime veya ben projeyi yapıyorsam projeme dahil etmek durumdayım veya projecime söylemek durumdayım. Peki. Başka bir örnek yapalım. Diyelim ki benim tesisatım şimdi her zaman aynı basınç kullanmıyor. Redüktörler de kullanılıyor. Dolayısıyla basınç düşürücüye ihtiyacım var. Yani bu örnekte olduğu gibi benim eşanjörüm 1 barda 300 kilogram buhar istiyor ama benim basıncım 5 bar kolektörde. Ne yapacağım? Tabii ki 5'ten 1'e düşürecek bir basınç düşürücü kullanacağım. Bu durumda çap seçimi ne olacak? Bunu sormuştum ben. Şöyle demişlerdi ne olacak işte 5 barda 300 kilogram ne geliyorsa öyle gider. Hayır. Bu su için böyle. Ama buharda ve bütün gazlarda bildiğiniz gibi doğal gazda da böyledir. Durum böyle değil. Bakın ne oluyor. Şimdi 5 barda 300 kilogram giriş çapını seçeceğim. 25 metre saniye olarak seçeceğim. 5 barda 25 metre saniyede neyi arıyorum? 300 kilogram istiyor. 300 kilogramı aradım ve buldum.
Çıktım yukarıya DN 40. Demek ki benim hattım DN 40 olarak gelecek. Sonra basınç düşürücüye geldim. Basınç düşürücüden çıktıktan sonra da basıncım artık 1 bara düştüğüne göre 1 barda 25 metre saniyede 300 kilogram saati arıyorum arkadaşlar. Aha buldum. Aa, DN 65. Giriş çapım 1,5 parmak DN 40. Çıkış çapım 2,5 parmak DN 65. Oysa ne yazık ki çoğu zaman diyorum. Yani genellikle diyebilirim buna. Gördüğümüz kaçlık geliyorsa öyle gidiyor. Kırklık geliyor, kırklık gidiyor. Bakın kırklık gelip kırklık giderse ne olur? Eğer ben basınç düşürücüden sonra da kırklık kullanırsam, bakın bir barda kırklık boru, kursörü görüyor musunuz? En fazla 40 metre saniyede 172 metre saniye, 172 kilogram saat buhar geçirir. Çok kötü. Neden? Çünkü benim ihtiyacım 300 kilogram. Neredeyse yarısını anca geçiriyor. Bu yüzden basıncım düştüğü için mutlaka ama mutlaka benim kestimi büyütmem gerekir. Genelde de iki çap büyür. Genelde iki çap büyür. Ha, 5'ten 4'e düşüyorsanız bir çap olabilir veya hiç değişme olmayabilir 5'ten 4'e, ama 5'ten 3'e, 5'ten 2'ye, 5'ten 1'e düşüyorsanız çap düşümünüz genelde iki çap olur. Tablolar çok kolay, kullanması da çok kolay. Bu şekilde görmüş olduk. Sakın ha sakın kırklık geldi, kırklık yapmayın. Ve hatta şunu size söylüyorum. Nasılsa bugün işletmedesiniz, inşallah başlamışsınızdır, iş başı yapmışsınızdır. Sıkıntısı olan işten ayrılmak durumunda kalmış arkadaşlarım var biliyorum. Onlara da tez zamanda hayırlı güzel işler nasip etmesini diliyorum Allah'tan. Şu an tesisatınızdaysanız, fabrikadaysanız bütün basınç düşürücülerinize şöyle bir bakın yanından geçerken. Çıkışında çap büyümüş mü? Bu aynı şey termostatik vanalar içinde. Yani aslında bakacak olursanız sıcaklık ve basınç kontrolü yapılan kontrol vanalarında bu durum böyledir. Yani sıcaklık kontrol ve basınç kontrol vanalarında basınç düşecek diye bir kaide, özür dilerim, çap büyüyecek diye bir kaide yoktur ama genelde böyledir. Ancak basınç düşürücüler için mutlaka durum budur. Basınç düşürücülerinizin yanından geçerken şöyle bir tesisatınıza lütfen bir bakın. Çıkış çapı büyümüş. Basınç düşürücüye de bir bakalım isterseniz. Şöyle ki giriş çapım 40'lık olmalı, çıkış çapım 65'lik olmalı. Bunu gördüm. Peki peki bir saniye izninizle. Düşürücüde durum ne olacak? Onu da şöyle yapalım. Şimdi bizim pilot tesirli basınç düşürücümüz Yoshitake için konuşalım. Bu firmadan firmaya, modelden modele değişiklik arz etse de görüntüsü, çıkan çap genelde aynı oluyor. Bakın, giriş çapım, giriş basıncım 5 bar, çıkış basıncım 1 bar, 5'ten 1'e düşürdüm ya. Ve 300 kilogram saat buhar istiyordum. 300 kilogramı geldim, kesiştirdim. Geldim DN 25. Demek ki boru çapı, özür dilerim, basınç düşürücü çapım DN 25 olmalı. Şimdi ben dedim ki çoğu zaman rast geliyoruz. Giriş 40'lık, çıkış 40'lık. Tabii basınç düşürücü de 40'lık koyuyorlar. Yani su hatlarından kalma bir alışkanlıkla hepsini 40'lık olarak koyuyorlar. Bu doğru mu? Değil. Boru açısından baktığımızda sebebini açıkladık. Basınç düşürücü açısından da açıklayalım. Bir kere fazla para veriyorsunuz. Yani çıkan basınç çapım 25'lik. Ben 40'lık kullandım. Dolayısıyla ciddi oranda %40, %50 miktarında fazla para verdik. İki, basınç düşürmek demek zaten kesti daraltmak demek. Yani kesti daraltarak ben basınç kontrolünü yapıyorum. Basınç düşürücünün ana vanası küçük bir kesitte açıp kapatma yaparak basıncı kontrol ediyor. Düz bir basınçta size bir bar istiyorsanız bir bar düz sabit bir basınç size veriyor. Siz onu 25'lik yerine 40'lık yaparsanız kestiniz büyüyeceği için ana vanınız her seferinde fazladan yol almak durumunda kalıyor. Hem dalgalı bir basınç almış oluyorsunuz çıkışta ve ne yazık ki hem de daha fazla hareket ettiği için bir süre sonra bu basınç düşürücünüz ağır salınıyor. Yani bir, daha fazla para veriyorsunuz 25'lik yerine 40'lık kullandığınız için, hem de bir buçuk sene sonra basınç düşürücünüzü
arızalandığı için ya yedek parça ya da tamamını çöpe atmak durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla doğru çap seçimi basınç düşürücüler noktasında da çok önemli. Peki, hızlıca kolektörü konuşalım. Kolektör girişler bir taraftan olacak, çıkışlar bir taraftan. Yani birden fazla eğer buhar girişi varsa, birden fazla buhar kazanınız varsa veya bir buhar kazanınız var, bir de kojenerasyondan hat geliyorsa size girişler bir taraftan, çıkışlar bir taraftan yapın. Karışık yapmayın. Karışık yapmayın çünkü içeride türbülans olur. Girişler bir taraftan, çıkışlar bir taraftan olsun. Çıkışların ve girişlerin çaplarını neye göre seçiyorum? Kim ne kadar istiyorsa ona göre. Örneğin birazdan konuşacağız. Çamaşırhanede kurutma bölümü ne kadar istiyorsa bu boru çapını ona göre seçeceğim. Yıkama bölümü ne kadar buhar istiyor topladım. Ona göre bu boru çapını seçtim. Konfeksiyon ne kadar istedi ona göre seçtim ve ona göre gönderdim. Peki. Başka? Mutlaka bir kondans cebi yapmam lazım. Kondans cebini yaptım. Nereye koyacağım? Girişin aksi istikametini. Giriş tarafına koyarsam buhar büyük bir hızla gelip içindeki su zerreciklerini vurdurup yukarıya doğru diğer tesisat emisyondan dolayı prosesinize doğru gönderir. Öyle olmasın. Burada yavaşlasın. Zaten kesit olabildiğince büyük olduğu için yavaşlasın diye girişin aksi tarafına konur kondans cebi ve buradan tahliye yapılmalıdır. Doğru bir kondens top seçeceğiz. Bugünkü konumuz değil kondens top seçimi. Doğru bir kondens top seçip bağlantımızı dipten değil yandan yapacağız ve buradan da tahliyeyi yapacağız. Arkadaşlar bu çok önemli. Şu vana belki de bütün işletmenizin en önemli vanası. Tekrar edeyim. Bazen ilgi dağılabiliyor çünkü webinarlarda biliyorum sınıf gibi değil göz teması kuramıyorum sizinle. O yüzden lütfen bana bir bakın gözüme bakın. Bu vana işletmenizin en kıymetli vanasıdır. Ben bir fabrikaya gittiğim zaman hocam işte şurada sorunumuz var, burada sorunumuz var filan dedikten önce bir kazan dairesine gidelim diyorum. Şöyle düşünüyor. He, kazan dairemizi görecek işte. Hayır. Önce benim görmek istediğim o vana. Bir var mı? Bir var mı? İki, çıkışı açıkta mı? Bazen de görüyorum hani vana koymuşlar tamam ama çıkışını da almış direkt boruyla rogara vermiş. Ne oluyor hiç bilmiyoruz. Çıkışını gözleyebileceğiniz şekilde koymanız lazım o vanayı. Ve o vanayı açtığınızda kazanınızın tam kelimesini söyleyeyim ayıbını görürsünüz. Kazanınızın ayıbını görürsünüz. O vanayı açtınız. O vananın karşısına böyle bir plaka tuttuğunuzda bir tahta bir formika bir neyse ne tuttuğunuzda oradan gelen buhar buraya anında çarpacak. İçinde eğer su varsa yani kazanınızdan su sürükleniyorsa buradan tam kelimenin karşılığını söyleyeyim. Şaldır şaldır su aktığını görürsünüz. Onu görebilmeniz için bu vana olmalıdır. Onu görebilmeniz için bu vananın çıkışı açıkta olmalıdır. Bu çok önemli arkadaşlar. Peki. Özür diliyorum. Kolektörümün çapı ne olmalıdır? Onu konuşalım. Kolektörümün çapı. Madem proje çiziyoruz ya. Şimdi bu da lazım. Kolektörümün çapı arkadaşlar. Giren ve çıkan. Bütün boruların çaplarının, bütün boruların çaplarının karelerinin toplamını alacağım ve karekökünü alacağım. Yani diyelim ki kazandan 6 parmak geliyor. 6'nın karesi 36. Çıkış boyaneye 4 parmak gidiyor. 16. Kurutma bölümüne diyelim ki 3 parmak gidiyor. 9. Ve konfeksiyona da 2 parmak gidiyor. 4. Bunları topladım. 16, 9, 4, 25, 29 karekökünü aldım. Karekökünü aldım. Ne çıktı? 6, 5 nokta küsur. Bir üst çapa yani 6. Demek ki benim kolektörümün çapı 6 parmak olmalıymış. Uzunluğu ne kadar olmalı? Bu volanları hesap edeceğim. İki kişi aynı anda vanayı hızlıca açıp kapatabileceği şekilde davranabilecek bir pozisyonda yerleştirilmeli. Dolayısıyla uzunluğunda bu volan çaplarını arayacaksınız bizi. Diyeceksiniz ki ben bir proje yapıyorum. Vanaları da sizden alacağım. Tabii ki nereden alacağım? Ayvaz'dan daha iyi vanam var piyasada diyorsunuz. Biz de diyoruz ki tamam. Çaplarınızı beraber mi seçelim? Gerek yok diyorsunuz. Tarık Bey'den dinledik zaten semineri. Zaten biliyorduk da. Bir daha bir kontrol ettik çaplarımızı. Bir tane 4 parmak, bir tane 3 parmak, bir tane 2 parmak. Benim 3 tane toplamda vanam olacak. Dolayısıyla
Buna göre bana lütfen bu vanaların fiyatlarını ve volan çaplarını gönderin dediğinizde biz size volan çaplarını söylüyoruz. Siz de bu vanaların iki vanayı yerleştirdiğinizde aralarında yarım metre boşluk kalacak şekilde. Şuradan bahsediyorum kursöre bakacak olursanız. Şurada yarım metre kalacak şekilde boşluk bırakıp toplam boyunuzu hesaplayabilirsiniz. Ha, hocam eğer ben seneye kullanacağım hatlarım olabilir. Dolayısıyla buraya kör flanş bırakmak istiyorum. Onları da mı bu sefer bu formüle dahil etmem gerekiyor? Elbette. Seneye kullanacaksanız kolektörünüzü söküp yeniden yapamazsınız. Dolayısıyla siz buraya öngörünüz doğrultusunda iki tane üç parmak eğer kör flanş koyacaksanız, kör ağız bırakacaksanız buraya iki tane de üç parmağın karesini yani üçün karesini dokuzu koymanız gerekiyor. Bor çapında, kolektör çapında buna göre dizayn etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar hatlarımıza eğim vermeliyiz. Her 30 ila 50 metrede bir cep yapmalıyız çünkü hattaki yoğuşmayı alabilmek için. Eğer benim tesisatım binanın içerisinden gidiyorsa veya kanaldan gidiyorsa yoğuşma az olacağı için 50 metrede bir cep yapmalıyız. Eğer bina dışından gidiyorsa veya izolasyonum zayıfsa bu durumda veya soğuk bir şehirdeysem, Doğu Anadolu'daysam bu durumda 30 metrede bir yoğuşma fazla olacağı için 30 metrede bir cep yapıp kondansı tahliye etmem lazım. Arkadaşlar yükselme varsa mutlaka cep yapmalıyım. Yükselme varsa mutlaka cep yapmalıyım. Çünkü kondens ağırlığından dolayı yukarıya gidemeyip burada koç darbesine neden olacaktır. Bu sebeple dirsek yapıp kondensi de buradan tahliye etmem gerekir. Koç darbesi dediğimiz şey de buharın suyu önüne tıpkı deniz dalgası gibi kaldırıp götürüp diye borulara veya bir armatüre çarptırmasının sonucudur. Buhar basıncının yaklaşık 10 katı etkiyle vurur. Bunu manometrede göremezsiniz ancak laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda tespit ediliyor ki buhar suyu kaldırdıktan sonra buhar basıncının 10 kat etkisiyle yani 6 barsa sizin tesisatınız buradan giden buharınız 6 barsa önüne kaldırdığı bir damlayı da şu benim serçe parmağın tırnağı kadar düşünün yani 1 santimetre kare olarak düşünün burayı o bir damlayı 1 santimetre kareye vurdurduğu zaman 60 bar etkiyle vuruyor. Geçen bir webinarda böyle bir soru geldi. Hocam 6 bar nasıl 60 bar etkiyi gösterir? Şöyle düşünün. Ben 79 kiloyum. Tartıya çıktığımda da 79 kiloyum ama zıplayarak çıkarsam 150'yi vurup gelir. Ben nasıl yaptım bunu? İşte o anlık etkiyle. Dolayısıyla koç darbesi böyle bir etki oluşturacaktır. PN16 sınıfı bir armatür kullandığınızda borularınız için de durum bundan farklı değildir. 60 barlık bir vurutu armatürlerinizde ve borularınızda ciddi deformasyona neden olur. Bakın olabilir demiyorum, olur. Bu sebeple 30 ila 50 metrede bir cep yapacağız. 1 bölü 70 oranında eğim yapacağız. Yükselme olan her yere dirsekten önce özür dilerim, yükselme olan her yere cep yapacağız. Dönüşlerde dirsekten önce yine cep yapmam lazım. Çünkü kondensim benim böyle geldi. Sağa döneceğim veya sola döneceğim. Nedir içerisinde özür dilerim buhar? Geldi sağa veya sola döneceğim. Ne olacak? İçinde su varsa bu su buraya vuracak. O yüzden dirsekten önce bir cep yapıp kondensi toplamam gerekiyor arkadaşlar. Cebimizi biraz geniş yapmalıyım ki su zıplayıp gitmesin, buraya düşsün. Bu cebimin çapı ne olmalı? Vallahi en kolayı buraya bir tane T atın. En kolayı bu. Buraya bir T koyduğunuz zaman yani şimdi kurt ağzı yap onu oraya oturt tamam usta bana şov yapsın tamam da vakit yok vakit. Vakit yok. Dolayısıyla en hızlı, en kestirme çözüm şuraya bir T atın. Boru çapıyla aynı gidin. Ha, literatürde diyor ki yüzlük boruya kadar boru çapıyla aynı. Yüzlüğün üzerinde bir çap alt. Gerek yok. Oraya bir T yapın. Kondens buradan sıplayamaz. Altında da bir tane kondens top koyun. Kondens tahliye edin. Dünkü seminer miydi? Bir önceki webinarda Ersun Bey'in çok uzun anlattı. Dün de gene vardı. Çok uzun uzun anlattı zaten. Üzerine pazartesi günü. Kondens cebi nasıl olmalıdır diye. Bağlantı şekilleri için web sitemizde bizim doğru bağlantı şekillerini orada görebilirsiniz. Dibine koymayın kondens topu. Üç parçaya bölün bu cebi. İkinci parçasına koyun. Yani birinci parçasını özür dilerim. Üç parçaya koyun. Birinci parçaya koyun kondens topu. Pislik vesaire geldiği zaman tıkanmasın kondens topu. Pislik tutucusu veya önde bir haricen pislik tutucu varsa. Bu sebeple böyle yapmakta fayda var. Drenaj için de bir tane vana bırakın dediğim gibi hem temizlersiniz hem de tesisatınızın ayıbını da geçtim. İzolasyonlarınızın ayıbını, kayıplarınızı görürsünüz.
Koç darbesini zaten konuştuk. Vanalarınızda ve kondans toplarınızdaki deformasyonun sebebi de Koç darbesidir. Branşmanlarımızı üstten alacağız. Son 1-2 dakika. Ondan sonra da bir 10 dakikalık bir proje çözümümüz olacak. Dolayısıyla 4'ü çeyrek geçe başladığımızı düşünürsek 5'i çeyrek geçe bitirmiş olacağız. Özür dilerim. 3'ü çeyrek geçe başlasa 4'ü çeyrek geçe bitirmiş olacağız. Branşmanlarımı üstten almalıyım. Neden? Buradan alırsam eğer, alttan alırsam kolay. Elektrotla deliyor benim üstten. Ondan sonra oraya kaynatıyor. Kaynatıyor bir de içine doğru geçiriyor. Elektrotla deliyor bir de içine doğru geçiriyor. Olmadı. Olmaz. Yukarıdan alayım ki burada su vesaire filan varsa, kondens varsa aşağı inmesin. Üstten alayım. Böylece makinama, eşanjörüme kuru bir buhar gelsin. Bu kondensi de bir sonraki cepte zaten tahliye etmiş olacağım. Aynı şekilde arkadaşlar kondensi de yine kondens hattını üstten bağlamalıyım. Alttan verirsem dönen bütün kondens bu sefer buradan benim makinamın kondens tubuna gelip boşaltma kapasitesini düşürecektir karşı basınç oluşturarak. Böyle üstten yapayım. Hem zaten bir venturi yapıp oradan da çekip götürsün. Peki. Kondens topları konuşmuyoruz. Bugünkü seminerimizin konusu değil. Şimdi bitirmiş oldum. Arkadaşlar sorularınızı yazıyorsunuz zaten. Daha var. 10 dakika daha konuşacağız. Lütfen çıkmayınız. Çünkü en önemli yere geldik. Beraber şimdi bir proje çözümlemesi yapacağız. Sorularınız varsa bu konuyla ilgili yazınız. Bunları cevaplamaya çalışacağız her birini. Uzun uzun yazmak istiyorsanız veya verdiğim sorudan tatmin olmadıysanız veya başka bir soruyla cevap arıyorsanız, başka bir soruya cevap arıyorsanız bulamadım karşılığını. Mail atabilirsiniz. Aynı şekilde bir kağıda çiziktirip veya işletmedeyseniz sorununuzun olduğu yerin fotoğrafını çekip cep telefon numaranı da görüyorsunuz. WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. Anında ivedilikle cevap bulmaya çalışırız. İlgili bölgedeki arkadaşlarımızın da zaten her türlü bilgileri sizde var. Yoksa da web sitemizden ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla Ayvaz olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bu noktada söyleyeyim. Şimdi madem öyle artık şimdi paylaşımımızı durduralım ve herhalde şu anda beni tam ekran isterseniz görebilirsiniz. Tam ekran herhalde görebiliyorsunuz beni. Şimdi arkadaşlar bir proje çizeceğiz. Bir proje çizeceğiz. Bir çamaşırhane özelinde bir mekanik tesisat projesi çizeceğiz. Bu projenin çözümlemesini ben daha evvel yapmıştım. Bakın şöylece görün. Dolayısıyla anlamayanlar veya detaylı olarak incelemek isteyenler varsa lütfen hemen şimdi bana boş bir mail atabilirler. Dolayısıyla bu mailinize ben bu proje çözümlemesini ve isterseniz sunumu da gönderebilirim. Hadi şimdi beraberce şu işi yapalım. Birazcık kaydıracağım ben, merak etmeyin. Şöylece kulağınızı rahatsız eden bir sesle karşınızda olduğumun farkındayım ama tam ekran yaptığınız zaman herhalde herkes görebiliyor. Ben bir tek kendimi tam ekran yapamıyorum. Muhtemelen onun da vardır bir şekil şemali ama. Şimdi diyelim ki benim bir çamaşırhanem var. Şöyle çizmedim karalamayayım diye etrafa. Bir çamaşırhanem var. Bu çamaşırhanede arkadaşlar yıkama makinalarım var. Yıkama makinalarım 8 barda buhar istiyor. Ne kadar istiyor? Her biri 150 kilogram saat buhar istiyor. 150 kilogram saat buhar istiyor. 5 adet yıkama makinesi. Burada bir kurutma makinalarım var. Bu kurutmalarım da 6 barda 100'er kilogram buhar istiyor. Her bir makina 100 kilogram saat buhar istiyor. Tamam. El ütülerim var. Paskala el ütülerim var. Bunları da her biri 10 kilogram saat buhar istiyor. Çarpı 5. Her biri 10 kilogram saat buhar istiyor. Bir de silindir ütüm var. Ha, Pascal alan el ütülerim de 6 barda buhar istiyor. Bari onu da yazalım. Bir de silindir ütüm var. Silindir ütüm de 10 barda
200 kilogram buhar istedim. Saatte 200 kilogram buhar istedim. Şimdi dediğim gibi isteyenler not alabilirler. İsteyenler bana şimdi mail atıp bu çözümlemeyi size gönderebilirim, projeyi gönderebilirim. Şöylece yapacağız. Bir, öncelikle proje çiziyorsak, öncelikle makine yerleşim planını çıkarmamız lazım. Çıkardık. Sonra her bir makinenin kaç barda kaç kilogram buhar istediğini firmadan isteyeceğiz. Yıkamacıları arayacağız. Diyeceğiz ki sizden 5 tane makine alacağız. Bu makinelerin bize buhar kullanım, buhar tüketim miktarlarını ve basınçlarını, çalışma basınçlarını bize söyleyin. Veyahut mevcut bir tesisatım ben taşınacağım. Makinelerin eğer etiketleri duruyorsa etiketlerinden, yoksa firmalarını arayarak ne kadar buhar istiyorlar bunu öğreneceğim. Ha bunların hiçbiri yok. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Hiçbiri yok. 20 sene önceki tesisatım benim burada. Fabrikamızı taşıyacağız. Başka bir yere gideceğiz. Bu makineleri söktük oraya gideceğiz. Makinenin firması kalmamış. Üretici gitmiş. Kaybolmuş. Bırak etiketini. Bunu nereden bulacağım? O zaman da giriş çapına bakın. Makinenin giriş çapına bakın. 8 barda 150 kilogram istiyor. Pardon, giriş çapına bakın. 8 barda buhar istediğini biliyorum ve 3 parmak girişi var. Ha, o zaman az önceki tabloya gider bakarsınız. 8 barda 3 parmak boru ne kadar buhar çeker? Çünkü onun çapını veren adam da o tabloya baktı. Ona göre 3 parmak yaptı. Peki, makine yerleşim planınızı yaptınız. Her birinin ne kadar buhar tükettiğini buldunuz. Onları üzerine yazdınız. Artık şimdi proje safhasına geçiyoruz. Biraz daha yaklaştırabilirim. Şimdi kırmızı çizersem görünür mü? Cevap hayır. Ben görmüyorum, siz de görmezsiniz. Bazen mavi de çizmeye devam edelim. Şimdi şunu yapın. Zonlara ayırın. Yani bütün tesisi tek bir boruyla da dolanabilirsiniz. Yani bütün tesisatınıza tek bir hat çekip buharı bütün makinalarınıza tek bir hattan verebilirsiniz. Ama hani okulda da öyle öğrettiler. Teoride böyle öğretildi. Pratikte de durum bu. Bu makinalar bu grup çalışmayabilir. Hepsi birden çalışmayabilir. İlave olabilir. Dolayısıyla kaydırabiliriz. Yani hareket ettirebiliriz. Dolayısıyla zonlara bölün. Burada da zonlara bölmek çok kolay olacak. Nasıl? Çok kolay. Yıkamalar için ayrı bir hat çekeceğim. Kurutmalar için ayrı bir hat çekeceğim. Ütüler için de ayrı bir hat çekeceğim. Hadi yapalım. Şimdi şöyle yaptım. Ve yıkamalarıma hattımı çektim. Şöyle yapayım da bana çizim. Bakın da çok böyle sinir olurdum. Hoca gelip çizerdi. Böyle elle de silerdi. Bize o kadar kolay olmuyorsun işte. Peki. Peki. Silgimi alıyorum. Bana kolaysın değil. Bana silmek çok kolay. Kolay. Şöyle yaptım. Böylece geldim. Kurutmalarımı verdim. Böylece geldim. Yıkamalarımı verdim. Böylece de aldım. Vermeyelim. Orası duvar çünkü duvarı dışarıya mı çıkacağız? Buradan verelim. Buradan verdim ve ütülerimle girdim. Buradan da silindir ütüme verdim. Şimdi tesisat projem yavaş yavaş şekilleniyor. Herhalde görebiliyorsunuz. Şöyle birazcık daha oynatabilirim. Hatlarım belirlendi. Şimdi artık çaplarımı seçeceğim. Peki. Önce seçmem gereken çap ne? Tabii ki kazan ana hattı. Hadi durun kazanımı da buradan seçelim. Toplamda ne kadar buhar kullanacağız? Bakalım. 150 kilogram 5 tane hattım var. Demek ki 750 kilogram.
600-750 gram. Evet. 4 tane de 100 kilogram buradan 1150 kilogram. 50 kilogram da ütülerim var. 1200 kilogram. 200 kilogram da silindir ütüm var. Demek ki benim kazanım minimum 1400 kilogram saat buhar vermeli bana bu proses için. E tabii ki biz 1400 kilogramsa 1500'lük değil, bir üstü 2000'lik kazan alalım. Tabii kazan diyoruz, bu da ayrı bir mevzu, onu da ayrıca konuşmak lazım. Kazan yerine belki burada buhar jeneratör tercih etmek daha doğru olabilir. Siparişimizi vereceğiz. Peki çalışma basıncı kaç bar olmalı? Tabii ki en fazla buhar basıncı neyse o olmalı. Bakıyorum 10 bar. Benim buhar basıncım 10 bar silindir ütümde. Dolayısıyla buhar basıncımı da 10 bar olarak dizayn edeceğim. Ha. Ne demiştik? Diyelim ki sizin kazan daireniz ile prosesiniz arasında, hani çünkü bildiğiniz gibi bina içerisinde buhar kazanları patlama riskinden dolayı Türk Basınçlı Kaplar Nizamnamesi'ne göre konulamıyor. Bu durumda ayrı bir kazan dairesi yapmamız gerekiyor. Eğer skoçluk kazan kullanacaksak ayrı bir kazan dairesi yapmamız lazım. Ayrı bir kazan dairesi ve prosesimin arasında da 300 metre ve 20 metre, 300 metre mesafe var ve 10 metrede yukarıya çıkıyorum. Bu durumda basınç kayıplarımı hesap ettim. Toplamda eğer benim 2 bar basınç kaybım varsa buhar kazanımı benim 12 bar almam lazım. 12 bar alayım ki burada silindirime 10 bar getirebileyim. Burayı lütfen atlamayalım. Peki. Biz hemen dibinde bir buhar jeneratörü alıyoruz. Dolayısıyla 10 bar 1400 kilogram saat buhar verecek. Bunu 2000 kilogramlık bir buhar jeneratörü şeklinde seçimini yapabiliriz. Harika. Güzel. Şimdi kazandan kolektöre giden hattımın çapı kaçlık olacak? Bunu seçeceğim. Bunu seçmek için de şimdi lütfen tekrar sunumumuza geçeceğiz. Tekrar sunuma geçmek durumundayım. O tabloyu çünkü açacağız. Şöyle yapalım. Şimdi 10 barda buhar kullanıyorum. Tabloya lütfen bakınız. 10 bar 1400 kilogram taşıyacağım. 25 metre saniyede 1400 kilogram ortalama 65'lik bir hatla seçilebilir. Fi 65. İşte bu kadar. Kolektöre geldim. Şimdi yıkamalara gideceğim. Öyle değil mi? Çamaşırların içi yıkanacak. Sonra kurutulacak. Ondan sonra da ütülenecek. Şimdi yıkama hattım kaçlık olmalı? Yıkama hattımın basıncı 8 bar. Ha, demek ki buraya bir basınç düşürücü koyacağım. Buraya bir basınç düşürücü koydum. Beni ekrandan küçük olarak görebiliyorsunuz şimdi ama artık önemli değil çünkü çizdik. Bundan sonrası artık tabloya bakarak yapacağım şey. Basınç düşürücü koydum, ne yapacağım? 10'dan 8'e düşeceğim. Kaç kilogram için bu işi yapacağım? 4 tanesi 600, 5 tanesi 750 kilogram. Burası da toplam 750 kilogram buhar istiyor. Benim bütün yıkamalarım 750 kilogram saat buhar istiyor. 10 barda ama. Değil mi? Önce daha 10 bar çünkü. 10 barda 750 kilogramı geldim. Hop, sıkıştım kaldım. Bakın. 750 kilogram 50'lik alsam buralarda, 40'lık alsam buralarda hangisi olacak? O zaman bu tabloya bakıyoruz demiştik. Şuraya bakıyoruz demiştik. Ben baktım ve orada gördüm ki 50'lik. Bir daha elimdekini kontrol edeyim de size yanlış şeyi göndermeyeyim. 4. Evet. 40'lık, özür dilerim. 40'lık olarak almış. Peki. Şu an benim 40'lık. Basınç düşürücüye geldim. Basınç düşürücü seçimini ilgili tablodan firmalar genelde yapar. Onu onlara bırakalım. Yani Ayvaz'a bırakalım, bize bırakalım. Geldim, basınç düşürücüden çıktım. Şimdi artık basıncım kaça düştü? 10'dan 8'e düştü. Kaç kilo buhar istiyor burası? Toplamda 750 kilogram. 8 barda 750 kilogramı aradım ve buldum. DN50. 40'lık seçersem çünkü kurtarmıyor zaten. Dolayısıyla buradaki hattım da 50'lik olacak. Ne dedik az önce arkadaşlar? Genelde basınç düşürücülerin çıkış çapı giriş çaplarından büyüktür. Gene gördüğümüz gibi 10'dan 8 öyle çok büyük bir düşüş yok. Topu topu 2 bar basınç şeyde %20 basınç düşüm var ama bu bir çapa denk geliyor. Ve ondan sonra 50'lik geldim. Buradan branşmanlarımı üstten alıp
burada İKA makinalarıma indim. Tabii ki tesisatlar hiçbir zaman makinede bitmez. Buraya bir dik kolektör, bir kondensatör, bir de hava atıcı koydum. Şimdi çamaşırhane özelinde konuşuyoruz. Beni görebiliyorsunuz herhalde. Çamaşırhane özelinde konuşuyoruz. Yıkama makinaları, kurutma makine dip dibedir zaten. Ama bu makinalarınız birbirinden uzak mesafedelerse, yani bu makineyle bu makine, bu makine, bunların arasında 7-8-10'ar metre, yani bir boydan fazla boru çapı kadar, boru kadar mesafe varsa, yani 10'ar metre mesafeniz varsa, bu durumda siz redüksiyonlarla düşebilirsiniz. Örneğin iki tane geçtim, şuraya eldik geldim. Şimdi artık ne oldu? Benim 450 kilogramım kaldı. Şimdi ne yapacağım? 8 barda 450 kilograma baktım. 40'lıkmış. Geldim. Şurada bir redüksiyon yapıp 40'la düşebilirim. Mesafem uzunsa. Ama dip dibe makinalarda ustayı yormayalım, anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Çünkü bir saniyede 25 metre yol alacak. Ben 5 tane yıkama makinesi için çekeceğim hattım benim tepi topu zaten 10 metre. Dolayısıyla makinelerin birbirinden dediğim gibi mesafeleri fazlaysa, uzaksa redüksiyon yapa yapa küçülebilirsiniz. Peki, yıkamalarım bitti. Kurutmaya geldik. Şimdi kurutma için ne yapacağım? Yine bir basınç düşürücü kullanacağım. Niye? 6 bar istiyor. Arkadaşlar, basınç düşürücüyü nerede kullanacağım? Ben kolaylık olsun diye burada gösterdim ama basınç düşürücüyü basıncın düşeceği yere en yakın noktada yapmamız lazım. Tamam? Neden? Şundan. Şimdi benim giriş çapım kaçlık olacak? 10 barda kaç kilo buhar istiyorum bunlar? Toplamda 4 makine 100 kilogramdan 400 kilogram buhar istiyor. 400 kilogram 6 barda tabloma baktım. 6 barda 400 kilogram DN40. Benim çapım 40'lık olacak. Basınç düşürücüden sonra çapım kaçlık olacak? Artık özür dilerim bu 10 barda. 10 barda 400 kilograma bakacağım. Çok özür diliyorum. 10 barda 400 kilogram DN32. DN32 basınç düşürücüden sonra zaten az önce bakmış olduk 40. Bakın basınç düşürücüden sonra çap büyüdüğü için siz basınç düşürücüyü kazan dairesine koyarsanız ta kurutmalara kadar bir büyük çapta boruyla götürürsünüz ki bu masraf. O yüzden basınç düşürücüyü prosese en yakın yere kullanın ki oraya kadar 32'lik gitsin, ondan sonra büyüsün 40'lık mı oluyor 50'lik mi oluyor. Ama ben kolay gösterim olsun bir de yerim burada geniş diye ben öyle yaptım. Bunu buradan siliyorum ama aklınızda olsun dediğim gibi basınç düşürücüyü prosese en yakın yere koyun. Zaten olması gereken de bu. Peki dediğim gibi yine buradan şey yapabilirsiniz. Redüksiyon yapabilirsiniz eğer makineler birbirlerinden uzaksa. Bu faslı da geçtik. Geldik silindir tüyü. Silindir tüyü 10 bar buhar gidecek. 200 kilogram. 10 bar 200 kilograma baktım. Bu. DN25. Demek ki buraya 25'lik bir basınç düşürücü koyacağım. Doğru mu? Yanlış. Neden? Çünkü 50 kilogramda 50 tülleri istiyormuş. O zaman toplamda 250 kilogram. 10 bar 250 kilogram var. 25'lik gene yetiyormuş lan. 25'lik verdim. 25'lik geldi. 10 bar silindire girdi. Ama ütülerim 6 bar da istiyor. Dolayısıyla bir basınç düşürücü koyacağım. Ne olduk artık? 6 bara düştüm. 6 barda 50 kilogram. DN15. Arkadaşlar DN15 çıksa bile buhar tesisatlarına 15'lik çap kullanmayın. Bir çap olan 20'yi kullanın. Çok küçük olacak. Dolayısıyla hani tıkanmalar vesaireler, kireçlenmeler olabilir. Ne bileyim teflondu, çeşitli partiküller de gelip tıkayabilir. O yüzden birazcık daha büyük 20'lik, 25'lik bile yapabilirsiniz ama gerek yok. 15'lik boruyu kullanmak. Geldim ve ütülerimi de verdim. Bana bakar mısınız lütfen? Bitti. İşte bu bir küçük bir çamaşırhane de olabilir. Çok büyük bir entegre tekstil fabrikası da olabilir. Yün giriyor, konfeksiyon çıkıyor. İşte kurutmayı buraya yapın, boyamayı buraya yapın, iplik bölümünü buraya yapın, konfeksiyon bölümünü buraya yapın. Önemli olan makine yerleşim planını çıkartıp ilgili makinelerin buhar basınçları ve tüketimlerini yanına yazın. Bunu yapabildikten sonra bu mantıkla çok rahatlıkla bir tesisatın buhar projesini çizmiş olabilirsiniz.
Son söz olarak şunu söyleyeceğim sorularınıza geçmeden evvel. Dönüş çapları ne olacak? Arkadaşlar, 24 seneden sonra size bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, dönüş için de elbette, yani kondensatlarınız için de elbette tablolar var. Elbette basınç düşüm grafikleri var. Ama buhar tesisatınızı, buhar çaplarınızı doğru seçtiyseniz, dönüş hatlarınızı yapmak, bak kırmızıyla çizeceğim, görülmediğini bile bile böyle iki kere çizeyim. Ben böyle bastıra bastıra çizeyim belki. İşte bu dönüş hatlarınızın yanına çizin kırmızıyla. Nereye gelecek bunlar? Kondens tankına gelecek. Kaçlık gelecek? Kaçlık gidiyorsa, lütfen dikkat, kaçlık gidiyorsa bir çap alt. Örneğin kurutmalardan kaçlık geliyoruz, kurutma benim 40'lıktı, kurutmalardan 32'lik geri gönderebilirsiniz. Silindir ütü, silindir ütü hattından 25'lik gidiyor, 20'lik geri gönderebilirsiniz. Yıkamalarım 50'lik, bir çap altı 40'lık geri gönderebilirsiniz. Kondensatlarınız da böyle. Eğimlerinizi 1/70 oranında vereceksiniz. Eğer düz borunuz 30 metreden fazlaysa, 60, 70, 80, 100 metreler gibiyse her 30 ila 50 metrede bir cep yapıp kondensini almalısınız. Hat sonlarınıza mutlaka kondens top koymalısınız. Branş bandanızı üste koymalısınız. Uzamalarınız olacaktır. Kompansatörlerinizi buna göre seçeceksiniz. Her 2,5-3 metrede bir supportlarınızı koydunuz. Kayar mesletlerinizi buna göre verdiniz. Daha ne olsun? İşte bitti gitti. Artık herhalde oturabilirim. Buhar tesisatı projelendirmesi işte böyle yapılır.